İslam aile yapısında aslında çok böyle bize medeni bir aile şekli sunmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat şekline baktığımız zaman daha öncesinde de güzel bir aile kurmuş. Ama bunu özellikle İslam medeniyetinin gelişi, yani vahyin gelişiyle beraber, ilk defa Hazreti Hatice ile beraber vahyi paylaşmış olması eşine ne kadar kıymet verdiğini gösteriyor. Efendimiz bu güzel medeniyeti aslında daha sonrasında Hazreti Hatice ile olan ailesinin üzerinde kuruyor ve insanlara böyle bir örnek aile gösteriyor. Hani biz bundan genelde Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman zaten çok güzel bir örnek aile yapısı görüyoruz. Ama bunun yansımaları, İslam toplumuna yansımaları gerçekten çok güzel olmuş. Uzun yıllar İslam medeniyetinin bu kadar büyük topraklara ulaşmış olması, İslam medeniyetinin ulaştığı her yerde çok güzel böyle insani yapılar oluşturması, insan medeniyeti kurması özellikle aile sistemin üzerine kurulmasından kaynaklanıyor. Genel manada baktığımızda özellikle Türk toplumunun almış olduğu bu İslami verilerle almış olduğu güzellikler, mesela bize Selçuklular döneminde çok güzel eserler vermemize, yine Osmanlılar döneminde çok güzel aile yapılarıyla beraber büyük bir devlet kurmamıza sebep olmuş ve kendimize has hem Müslümanlık hem de Türk kültürünün birleşmiş olduğu güzel bir aile yapısı oluşmuş. Elhamdülillah biz geçmiş yıllardan mesela Adıyaman'dan hatırladığımız şeyler, aile yapılarımızda olan şeyleri hatırlıyoruz. Evlerin kilitlenmediği zamanlarını biliyoruz Adıyaman'ın. Yani hiçbir kapının kilitlenmediği zamanları biliyoruz. Çok rahat bir şekilde çocukluğumuzda kapısına vurduğumuzda şefkatle, muhabbetle bize bir bardak su uzatıldığını hatırlıyoruz. Bugün güven ortamı İslam'a yok oluşuyla beraber kayboldu gerçekten. Yani bizler gönüllerimizden İslam'a yavaş yavaş kaybettikçe, bunun ihlasını, bunun yaşayış şeklini kaybettikçe maalesef evlerimizi kilitlemek zorunda kaldık. Çocuklarımızı sokak ortamından muhafaza etmek zorunda kaldık. Nereye götüreceğimizi şaşkın bir hale geldik. Bu güvensizlik ortamı bir yerde ailevi değerlerimizi kaybettiğimiz için ortaya çıktı. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Günümüzde özellikle bir arada, mesela geçmiş yıllarda oluşan o bir arada birlikte olan ev bugün artık çekirdek aile yapılarına dönüştü. Daha bu da yetmedi. Birbirimize bile artık karı koca aynı eve sığamamaya başladık. Halbuki İslam kültüründe ev Beytül Haram'dır aynı zamanda. Yani Kabe nasıl kutsalsa, aynı Mescid-i Nebevi ne kadar kutsalsa bizim için, ev de, evlerimiz de bizim için o kadar kutsaldır. Evin içine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında onun izinden selam vererek gireriz. Bizim kültürümüze selam vererek girilir. Ve selam vererek girdiğimiz zaman aslında şunu ifade ederiz. Evimiz bizim için selametin en güzeli olduğu yerdir ve bu yüzden selamın en çok yakıştığı yerdir. Biz en çok güzel değerlerimizi bu şekilde bulduk elhamdülillah. Fakat şimdilerde işte eve selamsız girişlerimizle başlayan düzen evimizin içerisinde birbirimizi bulamayacağımız ruh hallerine dönüştürdü. Çocuklarımız farklı odalarda ders çalışıyor, karı koca farklı farklı işlerle meşgul. Herkes kendi bireysel hayatını yaşıyor. Yani nahnu olarak başladığımız aile değerlerimiz, biz ifadesiyle başladığımız aile değerlerimiz bugün sadece enelerin yarıştığı bir ortama dönüştü. Karı koca arasında bile başarı yarıştırmaya girişme, ben senden daha fazla para kazanıyorum derdine düşme. Maalesef bunlar bizi birbirimizi kaybettirmeye başladı. Halbuki biz toplumsal değerlerin içerisinde aileye ne kadar ihtiyacımız var. Hatırlar mısınız bilmiyorum, 2000'li yıllarda bir devalüasyon olmuş. Yani para değerini kaybetmişti Türk parası. Ve bütün ülkelerde bu olmuştu aslında. Ekonomik bir sıkıntı yaşanmıştı. Özellikle bu ekonomik sıkıntının fazla olduğu Avrupa ülkelerinde çok fazla intihar vakaları olmuştu. Bilhassa ben o günlerde okuduğum bir yazıda özellikle Arjantin'de mesela intihar vakaları çok fazlaydı. Bunun en az olduğu ülke Türkiye'ymiş. Sebebi ise aile bağları. Aile bağlarımız kuvvetli olduğu için intihar vakaları daha az görülmüş o dönemlerde. Bugün de aynı sıkıntıları yaşıyoruz ama bugünlerde maalesef bize bakış açımızda, yani televizyon programlarından olumsuz esinlendiğimiz şeyler, kendi kendimize oluşturduğumuz olumsuz medeniyet ve kültürler, yani bir oradan buradan alınmış kültürler maalesef bize kendi değerlerimizi unutturmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Abdullah bin Mesud Hazretleri mesela çok fazlaca ilimle meşgul olduğu için para kazanacak imkanı olmuyor. Eşi çalışıyor ve eşi zekatını vermek istiyor. Zekatını kime vereceğini düşünüyor. İbni Mesud Hazretleri çok güzel fakih bir sahabe. Yani İslam hukukunu çok iyi bilen, peygamberimizin yanında yetişmiş, ilimle meşgul olmuş birisi. Herkesin danıştığı birisi aynı zamanda. Böyle bir ortamda eşi diyor ki, İbni Mesud diyor, ben kime vereceğim zekatımı? O da diyor ki, bana da versen olur diyor. Çünkü ben senin ailenim ve hani kazancım yoktur ifadesini kullanıyor. Vallahi olmaz diyor, ben Allah'ın Resulüne soracağım.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gidip soruyor. Ama giderken nasıl bir edeple? Bilal Habeşi kapısında bekliyor, mescidin kapısında. Bilal diyor, sen gidip Efendimiz'e bu soruyu sorsan ama söylemesen, bu İbn Mesud'un eşi değil gelen. Yani herhangi bir Müslüman kadın geldi, böyle böyle eşi kazanamıyor, eşine zekatını verebilir mi diye sorsan. O kadar edeple soruyor ki. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle soruyor. Söyle Bilal diyor, o dışarıda bu soruyu soran kimdi diyor, kimin eşiydi? Bu defa Bilal Habeşi izin alıyor ve gelip söylüyor. Diyor ki ya Resulallah, o İbn Mesud'un eşiymiş. Efendimiz onun hakkında o kadar güzel ifadeler kullanıyor ki, ne kadar edep sahibi bir kadındır ki diyor, eşini incitmemek için böyle bir ortamda ismini vermiyor özellikle. Ama Efendimiz özellikle veriyor ki ismini, böyle davranışlar daha fazlalaşsın. Ve düşünün, böyle bir ortamda İbn Mesud Hazretleri ilimle meşgul ama eşi çalışıyor, fakat aynı edebi hala devam ediyor. Aynı saygısı eşine karşı devam ediyor. Böyle toplum yapılarına göre göre bizlerin Hazreti Hasanların, Hüseyinlerin içinde büyüdüğü, Hazreti Fatımaların anne olduğu, Hazreti Ali'lerin baba olduğu aile yapılarıyla biz büyüdük. Elhamdülillah bu büyüdüğümüz coğrafyada birçok insanın içinde barındıracak güzelliklere sahip oldu. Yani aile içerisinde çocuklar merhameti görürlerse, edep ve terbiyeyi görürlerse, birbirine saygı ve sevgiyi görürlerse, özellikle güzel kardeşlerim şunu söylemek istiyorum, sevgi tek başına yeterli değildir. Ne kadar çok sevilirse sevilsin, insanların birbirini saymaya ihtiyaçları vardır. Sevdiğimiz insanların değerlerini boğmadan, aynı İslami değerlerini kabullenerek, ahlaki değerlerimizi güzelleştirmeye çalışarak, saygı içerisinde aileliklerimizi yürütmemiz gerekiyor. Efendimiz'den bize kalan miras böyle, birbirine saygı içerisinde. Hani Efendimiz Hazreti Fatıma'yı evlendirdiği zaman Hazreti Ali'ye diyor ya, ey Ali dikkat et Fatıma, sen Fatıma'nın kölesisin. Hani o yüzden onu sana emanet ediyorum, onun işlerini yerine getirmen gerekiyor, ona yardımcı olman gerekiyor. Hazreti Fatıma'ya geliyor, dönüyor, diyor ki ey Fatıma, sen de Ali'nin hizmetkarısın. Yani birini birine hizmetkar, birini birine köle ediyor. Neden? Birbirine bağları devam etsin diye. Efendimiz böyle bir İslam medeniyeti kurmuş. Özellikle veda hutbesinde, o onun son mesajları zaten. Kadınlarınıza, size tavsiye ediyorum, kadınlarınıza iyi davranın şeklinde ihtarda bulunması, hangi ölçülerin aile içerisinde korunması gerektiğini ifade etmiş olması, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Yani bunları Efendimiz aslında veda nispetinde değil de ilelebet devam eden bir ölçü olsun diye anlatmış bizler için. Biz bu ailelerin içerisinde mesela hepimiz istiyoruz hani güzel değerlerimiz olsun, güzel bir şekilde yaşayalım. Hazreti İbrahim'in ailesi mesela Kur'an-ı Kerim'de en çok anlatılan örnek ailelerden birisi. Ali İbrahim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in çok büyük meşakkatlerle vahiy yolculuğunu devam ettirmesi, arkasından işte Hacer'le evlenmesi gerektiği, Hacer'le evlendikten sonra diğer eşi Sare'yi kırmamak için Hacer'e kucağındaki çocukla İsmail'le beraber uzak bir yere terk etmek zorunda kalması Allah'ın vahyinden dolayı ve orada yeniden bir medeniyetin aşılanması, ama Hazreti İbrahim'in sık sık gelip eşini, çoluğunu, çocuğunu sorması, Hazreti Hacer'in işte Hazreti İbrahim'in kendisine o bıraktığı topraklardan sonra ey İbrahim bizi kime bırakıp da gidiyorsun diye sorduğunda, sizi Rabbime bırakıyorum ve tekrar soruyorum mesela Hazreti Hacer, sana bunu yapmanı kim istedi, kim istedi senden bunu yapmanı, Rabbim istedi deyince, öyleyse sen bizi bırak git, çünkü bizi bırakmanı isteyen Rabbim muhakkak bizi koruyup kollayacaktır diyor. Kadınlarımıza bu teslimiyete ihtiyaç duyuyoruz. Yani Hacer olmak gerçekten çok önemli bir değer. Eşinden sadece helal rızık istemek, ne olursa olsun bazı doğrularda, Allah'ın özellikle koymuş olduğu doğrularda birlikte olmak, bunlar İslam aile yapısının en güzel değerleri. Evlatlarımıza da bunu yansıtmamız, aile içerisinde birbirimize güvendiğimize, inandığımıza dair değerlerimizle beraber evlatlarımıza bunu inandırmamız, göstermemiz bizim için güzel insan yetiştirmenin en önemli özelliği. Çünkü aile bir okuldur. Çocuklarımız bu okulun içerisinde ilk defa eğitimin ne olduğunu öğrenirler. İlk defa konuşup düşünmeye aile içerisinde başlar çocuklar. Ve bu yüzden aile değerlerinin korunması, iyi çocukların yetişmesine, güzel ahlak sahibi, değerlerine sahip evlatların yetişmesi konusu çok kıymetli. Bizim için çok değerli bunlar. Elhamdülillah şimdilerde Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da elimizden geldiğince bu aile değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Yani böyle boşanma kültürü çok hızlandı toplumumuzda. Boşanma kültürünün bize bıraktığı çok olumsuz değerler oluyor. Çünkü sadece karı ve koca yıkılmıyor bu anda. Geriye kalan çocuklar da boşanmış ailenin çocukları olarak hayatlarını tarumar bir şekilde devam etmek zorunda kalıyorlar. Sevgi değerleri yıkılıyor, çocukların saygı değerleri yıkılıyor ve tekrar bu çocuklar aile kurmak üzere büyüyorlar. Aynı şekilde aile kuruyorlar. Kurdukları o aileler de bu yıkılmış olan ailelerin gölgesine devam ediyor. Bu nedenle karı koca ilişkilerimizde bilhassa birbirimizi kırar incitirken, birbirimize zarar verdiğimiz zaman aslında bu zararın sadece bizimle sınırlı kalmadığını, çocuklarımıza ve hatta onların çocuklarına uzun nesiller boyu devam ettiğini görmek zorundayız.
Böyle uzun süreçte görürsek inşallah kendimize çekiz dönem vermemiz daha kolay olur. Yani insani değerler onarılabilir değerlerdir. Kırıp incitmeden önce karşılıklı birbirimizi görüp konuşmamız, birbirimizi izah etmeye çalışmamız, iletişim dilini özellikle aile içerisinde iyi tutmamız gerekiyor. Efendimizin hayatı sürekli bu ilişkiler içine devam etmiş. Kendini çok güzel anlatmış bir peygamberimiz var. Hem Rabbine olan sevgisini hem de insani değerlerini çok güzel ifade etmiş. İletişim konusunda özellikle muhteşem bir yapıya sahip bir peygamberimiz var. Peygamberin etrafındaki sahabe de aynı iletişim dilini almış ki dilini bilmediği insanlara bile İslam'ı anlatabilmiş. İslam da bir büyük bir ailedir aynı zamanda. Bu ailenin içerisinde bizim de birbirimizi incitmeden güzel aile yapıları oluşturmamız gerekiyor inşallah. Hepimizin en büyük hayalimiz güzel ailelerimizin yeniden oluşması inşallah. İçerisinde ahlaki değerlerimizin özellikle yaşandığı aileler olması. Unutmayalım ki bir alim bir alimin evinde yetişiyor. Bir zalim de bir zalimin elinde yetişiyor. Bu nedenle kendi kendimizi öncelikle sorgulayalım. Çocuklarımızın karşısında nasıl bir aileyiz? Biz alimlik yönümüz mü daha fazla, zalimlik yönümüz mü daha fazla? Bu değerler içerisinde inşallah çok daha güzel evlatlar da yetiştireceğiz. Çok güzel daha aile değerleri de kuracağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde cennet annelerin ayakları altındadır buyurulur. Aslında Efendimiz burada özellikle annelerin gidişatının nasıl olduğunun evlatları çok yakından ilgilendirdiğini mesajını veriyor bize. Yani anne nasıl bir yolda yürüyorsa evlat da onun arkasından yürüyecektir muhakkak. Çünkü anne ile evlat arasında çok özel bağlar var. Ve bu nedenle anne bizim ilk mürebbiyemizdir. Nasıl hayata bakmamız gerekiyorsa anneler biraz da onun bakış açısını oluştururlar çocuklar üzerinde. Peygamberimizin yeni bir hadis-i şerifi var mesela, anne okuldur diyor. Hem ilk mürebbiye hem anne okul. Çocuk onun dünyasında öğreniyor öğrenecekleri şeyleri. Anne ile evlat arasındaki bağ güzel devam ettiği zaman ve annenin güzel bir yaşayışı varsa bütün birikimini, kültürünü evladına ahlaki değerler olarak da aktarmış oluyor. Buyuruyor ki Efendimiz, cehennemin çoğu kadınlardır. Sebebi de eşlerine nankörlük etmeleri ve beddua etmeleri sebebiyledir. Bilhassa beddua etmek evlatla anne arasındaki ilişkileri kırıyor, koparıyor. Ama bugünkü değerlere baktığımız zaman bakın, geçmiş yıllarda Efendimizin beddua sebebiyle bile anne çocuk arasındaki ilişkiyi yıkmak istemeyişi, bunu ihtar edişine binaen bugünlerde daha biz beddua edecek ilişkiyi bile kuramıyoruz. Yani evlatlarla anneler birbirinden çok ayrılmış konumda. Anneler belki iş hayatının getirmiş olduğu şeyler, belki sürekli sosyal ortamların getirmiş olduğu sıkıntılar sebebiyle evlatların nasıl büyüdüğünü bile fark edemiyorlar. Çocuk çocukluk dönemini kendi içinde bulunduğu toplumda geçiriyor, ailesinden, evinden uzakta geçiriyor. Geçmiş yıllarda ben çalıştığım dönemlerde de benim çocuğumun bana söylemiş olduğu bir ihtardı. Çok az bir dönem kreşte kalması gerekti. Anne sen üzülme dedi, ben seni hiç büyüdüğün zaman kreşe bırakmayacağım. Şimdi çocuklarımızın bize verdiği mesajlar çok farklı oluyor. Yani çocuk diliyle verdiği mesajlar çok farklı. Ama bize çok ihtiyaç duyduklarını çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Biz anneler de evlatlarımıza ihtiyacımız var. Ama evlatlarımızın bize çok daha fazla ihtiyacı var. Belki ileride dışarıdaki bir toplumda yeri gelir mesela bir iş yerinde bizim yerimizi dolduracak birisi olabilir. Veya ne bileyim aile içinde bizim yerimizi dolduracak kimseler de olabilir bazen. Ama annenin yeri hiçbir zaman doldurulmuyor. Yani anne alternatifi olmayan bir iş. Bu yüzden de evlat annenin yerini hiçbir şeyle dolduramıyor. Eğer anneden yeterince sevgi alamamışsa bunu dışarıya zehir olarak kusuyor. Maalesef başka çocukların da hayatı yanmaya başlıyor böyle. Biz evlatlarımıza ne kadar böyle ihtimam gösterirsek, onlara doğru yolu göstermeye çalışırsak, mesela küçüklük döneminden itibaren ahlaki değerlere bu doğru, bu yanlış şeklinde göstermeye çabalamamız veya birazcık büyüdükten sonra beraber oturup namaz kılmamız. Çünkü çocuk bizden gördüğünü yaşıyor. Yani bizim anlattığımız değerleri yaşamıyor. Çocuk bizden görmüş olduğu şeyleri yaşıyor. Biz çocuğumuza nasıl bir annelik gösterebiliyoruz? Hangi değerlerimizi gösterebiliyoruz? Kapı vurulduğu zaman evde olduğumuz halde çocuğum dışarıya işte ben evde yokum şeklinde söyle diyerekten tatlı yalanlarla mı başlatıyoruz hayata? Veya çocuğumuz eve geldiği zaman cebinde kendine ait olmayan bir şey gördüğümüzde evladım bu sana ait mi? Nereden aldın? Gönül rızasıyla mı aldın? Bak sana ait olmayan şeyleri almaman gerekiyor şeklinde mi ihlal ediyoruz? Bütün bu tepkilerimiz çocuklarımızın hayatında çok güzel bir hayat oluşturuyor veya çok kötü bir hayat oluşturuyor tam tersine. İmam Gazali'nin çok güzel bir sözü vardır. Hiç doğru ağacın gölgesi eğri olur mu diyor. Biz doğru ağaç olacağız ki bizim gölgelerimiz de doğru olsun Allah'ın izniyle. Evlatlarımıza gösterdiğimiz hayat şeklini etrafımızdaki çevremize de gösteriyoruz bir yerde. Yani sürekli yeme içme ortamlarının oluşturduğu veya temizlik işleriyle meşgul olan bir anne evladına ne kadar doğru mesajlar verebilir? Bunların yanında bak yavrum ben kendi evime hizmet ediyorum ama bunları da belli bir ölçüde tutuyorum.
Beraber onun arkasından namazımı kılıyorum, Rabbimi anıyorum, Allah'a zikrediyorum. Allah'ın zikredildiği aileler her zaman çok güzel ailelerdir. İçinde namazların kılındığı evler çok güzel ailelerdir. Biz bunu, bu değerlerimizi artırmamız gerekiyor. Çocuklarımıza bu değerlerimizi vermemiz gerekiyor.